Evet, merhaba. Yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. Çok kısa bir şekilde birçok kişinin karıştırdığı bir konuya uygulamalı bir örnek ile açıklayacağım. Videomuzun amacı eğitimdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi veya alsat tavsiyesi kesinlikle içermez. Sadece eğitim amaçlıdır. Sorumuz basit. Brüt takas tedbiri bulunan bir hissede lot satıp oradan gelen para ile aynı işlem günü içerisinde eşit dağıtım bir halka arıza katılabilir miyim? Veya başka bir hisse alabilir miyim? Sorumuz bu şekilde. Şimdi sorumuzu uygulamalı bir örnek ile göstereceğim. Şimdi en başta burada örnek bir hesap var. Hesapta şu anda 237 TL nakit var. Bunun detayı ise bakın T+1'de, T+2'de bugün hepsinde şu anda 237 TL nakit var. Ve ben şu anda örneğin eşit dağıtım halka arıza olarak öz su balık halka arzı talep topluyor. Kerse eşit dağıtım. Bu halka arzı eğer normal hisse alım satım ekranından başvuru yapılıyorsa bu aslında normal bir hisse almaktan çok da farklı değildir. Bunu da şu şekilde anlarız. Satış yöntemi ve başvuru şekli başlığı altında satışın borsa birinci piyasada gerçekleştirileceği yazıyor. Yani normal hisse alım satım ekranından talepte bulunuyor. Aslında normal bir hisse almaktan çok da farklı değil şu anki durum. Eğitim amaçlı olarak ben bu halka arıza örneğin 450 TL civarında başvuru yapmak istiyorum. Sadece eğitim için örnektir. Herhangi bir öneri veya tavsiye değildir. Şimdi hesabımda 237 TL nakit var. Ve brüt takas olan bir hissede şu anda benim lotum var. Örneğin şu anda hisse alım satım ekranından mesela örneğin GESAN yazıyorum. Şu anda benim mesela GESAN'da lotum var. Şimdi GESAN'da alım yaparken örneğin almak istersem şimdi bir lot almak istersem burada mesela almaya bastığım zaman diyor ki bu hissede brüt takas tedbiri vardır diyor. Yani şu anda bu hissede brüt takas olduğunu gördük. Şimdi ben bu hisseden bir tane lot satış yapacağım. Ve buradan bir adet lot satış için giriyorum. Dediğim gibi sadece eğitim amaçlıdır. Herhangi bir öneri tavsiye kesinlikle değildir. Şimdi satış için bir lota yani yine brüt takas olduğundan bahsediyor bana. Devam ediyorum. Bir adet keserimi şu anda satıyorum. Evet. Şimdi keserimi sattım. Şimdi tekrardan hesabıma geçiyorum. Bakın hesabımda şu anda 469 TL oldu. Ben 230 TL civarından bir adet lotumu satmıştım. Şimdi bunun T1 T2 durumuna bakalım. Tıklıyorum bakın. Bugün şu anda yine 237 TL nakitim var. T+1'de 237 TL param var. T+2'de ise 469 TL param var. Gördüğümüz gibi benim aslında sattığım para şu anda T+1'e aslında daha düşmemiş. Yani şu anda nakitte değil. Şimdi ben bu parayla şu anda bu eşit dağıtım halka arıza başvuru yapabilir miyim? Bir de ona bakalım. Şimdi deniyoruz. Hisse senedi alsattan ÖSÜP.H kodu ile şu anda bu halka arıza talep topluyor. Mesela bunu seçtiğim zaman şimdi burada insanlar bir okudun mu diyor falan açıklaması var. Tamam. İşlem limiti olarak bakıyoruz. Burada 236 TL gözüküyor. Şimdi T+2'deki param 469 TL idi. Ve ben bu halka arıza örneğin 461 TL kadar yani 60 lotluk bir talepte başvurmaya deniyorum. Göndere basıyorum bakın burada. Onayla diyorum. Ve halka arıza başarılı bir şekilde başvuru yapabildim. İlk öğrendiğim bir şey şu. Brüt takas olsun veya olmasın ben bir hissemi satıp aynı işlem günü içerisinde eşit dağıtım bir halka arıza başvuru yapabildim. Peki brüt takas bir hissemi satıp aynı gün içerisinde brüt takas tedbiri olmayan bir hisse alabilir miyim? Bir de buna bakalım şimdi. Şimdi bunun için şu an halka arıza başvurumu şimdi iptal edeceğim ve daha sonra başvurumu siliyorum. Emir iptal onayı ve sildim. Şimdi burada yine hesabımda şu anda yine bugün de 237 TL, T+1'de 237 TL ve T+2'de 469 TL yine mevcut. Herhangi bir brüt takas tedbiri olmayan bir hisse almaya deneyeyim. Örneğin Yıldız Pazar'da bulunan Vesp hissesi mesela test amaçlı deniyoruz. Eğitim amaçlı. Alım satıma giriyoruz. Örneğin
VESP ediyoruz. Şimdi yine burada işlem limitim benim nakit param olarak gözüküyor. Ama ben burada örneğin 45 tane 450 TL'lik yani brüt takastan sattığım para da dahil olmak üzere başvuru yapmayı deniyorum. Fiyatımı da biraz da alttan yazayım ki çünkü şu an almak istemiyorum. Amacım bu emir giriliyor mu onu görmek. 9.95 TL'den 46 lot yani 457 TL civarında bir rakım ile yani brüt takastaki param dahil olmak üzere emir denemesi yapıyorum. Gördüğümüz gibi bu emir de başarılı bir şekilde alındı. Yani ben brüt takas olan bir hissemi satıp aynı işlem günü içerisinde eşit dağıtım bir halka arasına girebildim. Brüt takas tedbiri bulunmayan bir hisseye başvuru yapabildim. Her ikisini de yapabildim. Şimdi emrimi yine iptal edeceğim. Peki brüt takas olan hissemi satıp başka bir brüt takas tedbiri olan bir hisse alabilir miyim? Bir de buna bakalım. Şimdi yine hesabımdaki para belli burada. Ben şu anda brüt takas tedbiri olan bir hisse başka bir hisse almaya deneyeceğim. Örneğin şu an benim mesela bildiğim YYTK hissesinde de brüt takas var. Örneğin almaya deniyorum. Fiyatımızı yine aşağıdan yazayım ki şu an çünkü zaten almak istemiyorum. 90 yapayım. Ve 5 lot gireyim yani 450 TL'lik deniyorum. Şimdi göndere basıyorum. Yine bu hisse de brüt takası olduğunu söylüyor. Devam ediyorum. Onaylıyorum. Ve diyor ki yetersiz işlem limiti nedeniyle işleminiz gerçekleştirilemedi. Yani burada şunu anlıyoruz ki brüt takas tedbiri olan bir hissemi satıp aynı işlem günü içerisinde aynı veya başka bir brüt takas tedbiri olan hisseyi alamam. Ama üzerinde brüt takas tedbiri bulunmayan başka bir hisseyi alabilirim. Eğitimimiz bu şekilde. Lütfen beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.